Merhaba canım öğrencilerim. Bugünkü dersimiz Türkçe ve Türkçedeki bugünkü konumuz özel isimlerle noktalama işaretleri. Önce özel isime bakacağız. Özel isim neydi? Özel isim tek ve özel varlıklara verilen isimlerdi. Tek ve özel. Tek ve özel olan varlıklar ne demek peki? Tek ve özel demek tek bildiğiniz gibi bir tane olan. Dünyada eşi ve benzeri olmayan varlıklara biz özel varlıklar diyoruz. Örneğin Ankara Türkiye'nin başkentidir demişiz. Ankara bir tane vardır Ankara'dan. Başka Ankara yoktur. Türkiye'de bir ülkedir ve Türkiye'den de bir tane vardır. O yüzden bunlar özel isimlerdir. Yani o zaman bütün şehir ve ülke isimleri özel isimlerdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakalım şimdi. Onun dışında işte şehir ve ülke isimleri dedik. Antalya, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir bunlar özel isimler. Ülke isimleri de Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya bunlar da özel isim oluyorlar. Onun dışında kişi isimleri de özel isimdir demişiz. Mesela Atatürk, Orhan Veli Kanık. Orhan Veli Kanık bir şairdir. Ayşe Kaya, bu da mesela bir insan ismi ve soy ismi. Sizin isimleriniz ve soy isimleriniz de özel isimdir. Onun dışında dil isimleri de özel isimdir. İngilizce, Türkçe, Rusça, Almanca, Arapça bunlar da özel isimdir. Kurum isimleri de özel isimlerdir. Mesela okulunuzun ismi Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu, Altındağ İlkokulu. Bunlar da özel isimdir. Çünkü bir tane vardır onlardan da ve bu özel isimlerin bir kuralı var. Bütün özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar. Burası çok önemli. Cümlenin neresinde olursa olsun demiş. Yani özel ismin büyük harfle başlaması için illaki cümlenin başına gelmesi gerekmiyor. Zaten cümlenin başına gelen her kelime özel olsun veya olmasın büyük harfle başlar. Bunu biliyoruz. Onun dışında özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlıyor. Mesela burada cümlenin başına gelmiş. Ayşe bugün çok hastalandı. Ayşe hem özel isim olduğu için hem de cümlenin başında olduğu için A harfi Ayşe isminin ilk harfi büyük harfle başlar. Buraya bakalım. Bir ay sonra Ankara'ya gideceğiz. Ankara neydi? Şehir ismiydi. Şehir isimleri özel isimde ve özel isimler büyük harfle başlıyordu. Cümlenin ortasında Ankara kelimesi. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Yine büyük harfle başlıyor ve özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Birazdan kesme işaretini zaten göstereceğim. Ankara ya demiş mesela. O yüzden burayı kesme işaretiyle ayırmış. Üçüncü cümlemize bakalım. Ben Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda okuyorum. Bu da bir kurum ismi. Kurum isimleri de özel isimdir demiştik. Ertuğrul Gazi İlkokulu. Ertuğrul Gazi'nin E'siyle İlkokulu'nun İ'si büyük harfle yazılır. Özel isim olduğu için. Ve gelen ek de yine kesme işaretiyle ayrılmış. İkinci sınıfta İngilizce öğreneceğiz. İngilizce neydi? Dil ismiydi. Dil ismi de özel isim olduğu için onun da ilk harfi büyük harfle başlar. Yani biz cümle kurarken, yazı yazarken de bunlara dikkat ediyoruz. Özel isim nerede olursa olsun cümlenin sonunda da olabilir, ortasında da olabilir, başında da olabilir. Büyük harfle yazıyoruz ilk harfini ama bütün harflerin değil sadece ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Şimdi noktalama işaretlerine gelelim bizim bir sürü noktalama işaretimiz var ama aslında biz birinci sınıftayken bunların birkaçını öğreneceğiz. Öncesinde bir bakalım biz neden peki noktalama işaretlerini öğreniyoruz? Noktalama işaretleri neden kullanılıyor? Neden buna gerek duyuyoruz? Ona bakalım. Duygu ve düşünceleri daha çok açık ifade etmek için demiş. Biz duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek için noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Mesela yazıda bir yazıyı okurken o yazıyı yazan nasıl bir duyguyla yazmış, nasıl bir düşünceyle yazmış bunu bilemeyiz. Ama noktalama işaretleri bunu bilmede bize yardımcı olabilir. Cümlelerin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek için diyor. Mesela en çok mesela bu İstiklal Marşı'nda vardır. Onu da haftaya göstereceğim size. Hani ben diyordum ya size vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyun. Bir cümleyi okurken duraklama yapmamız gereken yeri, yüksel, sesimizi yükseltmemiz gereken yeri bize noktalama işaretleri söyler. Onlar sayesinde nerede duraklama yapacağız, nerede vurguyla okuyacağız bunları anlarız. Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak diyor. Evet mesela Kelimeler çok uzun bir cümle gördünüz ve kelimeler arka arkaya arka arkaya sıralanmış. Bunu anlamakta biraz zorlanabiliriz, değil mi? Uzun olduğu için cümle ya da bir metin çok uzun olduğunda. Ama aralarda noktalama işaretleri kullanılırsa uygun noktalama işaretleri bizim okumamızda, anlamamızda daha da kolay olur. Son madde sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. Az önce söylediğim gibi vurgu ve tonlama sesimizi nerede yükseltmeliyiz nerede daha yavaş okumalıyız bunları gösterirken de biz noktalama işaretlerinden faydalanıyoruz. Şimdi bizim birinci sınıfta öğrenmemiz gereken 6 tane noktalama işaretlerimiz var. Bunları öğrenmemiz bu sene için yeterli. Birincisi nokta, ikincisi soru işareti, üçüncüsü ünlem işareti, dördüncüsü virgül, beşincisi kesme işareti ve altıncısı da kısa çizgi. Şimdi bunların ne demek olduklarına, nerelerde kullanıldıklarına bakacağız. Noktadan başlayalım. Noktanın üç tane özelliği var. Bakalım bakalım neymiş özellikleri. Nokta. Birinci özelliği cümlelerin sonuna konur. Mesela bu da bir cümle. Cümlelerin sonuna konur. Ne yapmışım ben? Konurdan sonra noktamı koymuşum. Yani bir cümle kurdum ve cümlem bitti. Cümlemi bitirdikten sonra sonuna nokta işaretimi koyuyorum. Eğer nokta işaretimi koymayıp buraya başka bir cümle yazmaya başlarsam bu iki cümle birbirine karışır. O yüzden az önce ne demiştik maddelerde? Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için biz noktalama işaretlerinden faydalanıyoruz demiştik. İşte burada da cümle bittiğinde cümlenin sonuna nokta koyacağım ki benim okuma anlamam karışmasın. Saatleri yazarken kullanılır. Mesela bunda da saatlerin arasına koyacağız noktayı. Sonda da sıra bildiren sayıları yazarken kullanılır demişiz. Bir bakalım. Şimdi cümleler sonuna konur dedik. Az önce dediğim gibi. Mesela bu bir cümle. Okula geldim demiş. Ve cümlesi bitmiş. Bittiği için buraya nokta koyuyorum. Pazardan meyve aldık demiş. Ve bitmiş. Bittiği için nokta koyuyorum. Çocuklar erkenden uyandı. Cümle yine bitmiş. Nokta koyuyorum. Bugün hava yağmurlu. Cümlem yine bitmiş. Nokta koyuyorum. Peki şöyle olsaydı? Pazardan meyve. Ben sadece bu kadar yazdım. Aldık. Bunu yazmadım mesela. Pazardan meyve dedim. Peki buraya nokta koysaydım olur muydu? Buraya nokta koymak demek cümle bitti demektir. Ama bir bakalım bu cümle bitmiş mi sizce? Pazardan meyve bir anlamı var mı? Pazardan meyve aldık mı? Pazardan meyve sattık mı? İşte bunu bilemiyorum. Yani cümlenin tam bir anlamı daha oluşmamış. Aldık kelimesini koyunca oluşacak o anlam. O yüzden cümle yarımken cümleye nokta koyamam. Cümleyi tamamlarım ondan sonra noktamı koyarım. Çocuklar erkenden uyandı. Mesela uyandığı kapattım. Çocuklar erkenden deyip buraya nokta koyabilir miyim? Hayır koyamam. O zaman cümlenin bir anlamı daha ortaya çıkmamış olur. Çocuklar erkenden yattı da olabilir. Uyandı da olabilir. Uyandığı yazdıktan sonra noktayı koyarım. Cümlemi tamamladıktan sonra noktayı koyarım. En önemlisi bu. Cümlelerin sonuna nokta koyacağız. Karışmaması için saatleri yazarken kullanılır demiştik. Mesela saat 12 demişiz. 12 ile iki tane sıfırın arasında nokta var. Bu zaten 12 demek. Saat tam 12 ise 12 yazarız ve 00 koyarız. Yani daha hiç 12 geçmemiş. Sıfırda duruyor. Bu iki sayının arasına nokta koyarız. Saat 15 15. Saat 15'i 15 dakika geçiyor demek. İkisinin arasına yine nokta koyarız. Saat 14.30 yani 2.30. 14'ü 30 dakika geçiyor demek. Yine nokta koyarım. Saat 22.05. Saat 10'u 5 dakika geçiyor demek. Yine nokta koyarım. Eğer nokta koymazsam mesela 12'yi böyle yan yana yazarsam bu ne olur? Bu bir saat olmaktan çıkar. Bu bir sayı olur. 4 basamaklı bir sayı olur bu. 1 2 3 4. 4 basamaklı sayı olur. Bu saat göstergesi değildir. Saat gösterirken 2 sayının arasına nokta koyuyorum. 12 diyorum. Nokta diğer iki sayıyı yazıyorum. Bu şekilde olacak. Bir de sıra bildiren sayıları yazarken kullanılır. Mesela 10 yanına nokta koyduysan bu ne demek oluyor? 10. Buraya yazalım. 10. 5 yanında nokta var. Ne olmuş? 5. Ne oldu? Bir sıra bildiriyor, değil mi? 7 nokta koymuş yanına. 7. 1 nokta koymuş yanına. 1. olmuş. Yani şu eee sayılara gelen ekler var ya ince, ince, ince. Mesela 10'da uncu gelmiş. Bunlar nokta demek. Yani noktayı koyduğumda direkt bunu söylemiş oluyorum. Mesela ikinci dedim. Yarışta ikinci oldu. İkinciyi bu şekilde de gösterebilirim. Yanına nokta koyarsam sıralama yapmışım demektir. Gelelim soru işaretine. Soru işaretinde biliyorsunuz soru bildiren cümlelerin sonuna konuluyor. Yani her cümlenin sonuna konulmuyor. Soru bildiren cümlenin sonuna. Mesela biri size soru sordu. Öğretmen sana soru sordu mesela. Dedi ki tatilde ne yaptınız? Öğretmen sana bir soru soruyor değil mi? Sen de onu ne yapacaksın? Cevaplayacaksın. Yani cevaplaman gereken cümlelerin sonuna soru işareti gelir. Mesela kitap okudun mu demiş. Bunun cevabı ne olabilir? Evet okudum. Ya da Hayır okumadım olabilir. Yani bir cevap vereceğim, değil mi bu cümlenin sonunda? O yüzden soru işareti koymak zorundayım. Biri size soru sorduğunda, zaten metinde de okuduğunuzda bunu anlarsınız. Eğer bir cevap verilmişse soru sorulmuş demektir ve soru cümlesinin sonunda soru işareti olur. Yemeğini yedin mi? Bak bir soru sormuş. Evet yedim ya da hayır yemedim diye cevap verilecek cevap verilecek bir cümle olduğu için cümlenin sonuna soru işareti konulur. Ödevlerini yapıyor musun? Bunun da sonuna soru işareti koydum. Soru işareti kolay zaten. Nokta koymuyoruz yani nokta demek bitmiş bir cümle demektir. Ve sana bir yanıt verme seçeneği sunmaz. Ama soru işareti konulan cümlelerde bir cevap vardır sonrasında. O yüzden soru işareti konur. Bir de bizim ünlem işaretimiz var. Ünlem işareti de duyguları belirtir. Hani demiştik ya noktalama işaretleri ne işe yarıyor diye. İlk maddede bunu söylemiştik. Duygu ve düşünceleri anlamamızı sağlar. Çünkü biz bir metin okuduğumuzda hangi duyguyla yazıldığını bilemeyiz. Sadece cümleleri okuruz. Ama ünlem işareti koyulan yerler varsa nasıl bir duyguyla yazıldığını o metnin anlayabiliriz. Mesela "Ah kolum acıda." Mesela bir acı hissetmiş, değil mi? Bu acı hissettiğini belirtmek için de sonuna ünlem işareti koymuş. Diyor ki sevinç, acı, korku, şaşkınlık gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur diyor. Acı hissetmiş. Burada da vah vah demiş, üzülmüş. Onun da sonuna nokta konur. Mesela yaşasın diyoruz değil mi biz mesela sevindiğimiz bir şey olduğunda bu sevincimizi belirtmek için sonuna ünlem işareti koyarız. Yani duygularımızı belirtmekte bize en çok yardımcı olan noktalama işareti ünlem işaretidir. Bir de virgül var. Virgül de diyor ki birbiri ardına sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur. Şimdi eş görevli kelimeler. Yani aynı amacı taşıyan kelimeler. Bunu açayım size. Mesela meyveler. Meyvelerimiz ne bizim? Elma, armut, ayva, portakal, mandalina, çilek, muz gibi. Ne demiş mesela? Burada bir cümle kurmuş. Pazardan elma, armut, ayva ve portakal aldık. Elma bir meyve. Armut bir meyve, ayva bir meyve, portakal da bir meyve. Ve ne, ne yapmış? Bunların dördü de eş görevli değil mi? Dördü de meyve ortak özellikleri meyve olmaları. O yüzden böyle ortak özelliği olan kelimeler arka arkaya sıralanıyorsa bu kelimelerin arasına virgül konulur. Karışmasın diye. Mesela burada da Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma okulu çok seviyor. Ali de bir insan, Ahmet de bir insan, Ayşe de bir insan, Fatma da bir insan. Bunların ortak özellikleri insan olmaları, değil mi? Ve bunların dördü de ne yapıyormuş? Okulu çok seviyormuş. O zaman bu ortak özelliği olan dört kişinin arasına da virgül konur. Haftanın günleri. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazardır. Bütün haftanın günlerini söylemiş. Pazartesi de bir gün, salı da bir gün, çarşamba da bir gün, diğerleri de bir gün. O yüzden ortak özellikleri gün olduğu için aralara virgül konur. Kesme işareti. Kesme işaretimiz neydi? Özel isimlere ve saatlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Az önce söyledim ya özel isimleri anlatırken. Özel isimler neydi? Büyük harfle başlıyorlardı cümlenin neresinde olurlarsa olsunlar ve onlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyordu. Kesme işareti nasıldı? Virgül aşağıya doğru konulurken kesme işareti yukarıdan ayrılır. Mesela burada yapmışız. Doğan bir özel isim. Doğan'ın demiş. ın ekini ayırmam lazım ve kesme işaretiyle ayırırım. Yukarıdan bir çizgi çekerim. Saat 12.30'da saate bir ek gelmiş. O yüzden bunu da kesme işaretiyle ayırırım. Okulda 10, okuldan 14.30'da çıkıyorum. Yine saate bir ek gelmiş. Bunu da kesme işaretiyle ayırırım. Bir de benim kısa çizgim vardı. Kısa çizgimde ee, kelimeleri hecelerini ayırırken kullanıyordum ilk önce. Mesela bunu size geçen derse de bahsetmiştim defter kullanımını anlatırken. Mesela Atatürk biz yapıyoruz ya okulda öğretmenimiz ödev veriyor hecelerini ayırın diye. A birinci hecem çizgi çekiyordum. Ta ikinci hecem çizgi çekiyordum. Türk. Bu benim kısa çizgim. Tire de deniliyor buna. Tire de diyorduk. Tire kalem tıraş kalem tıraş aralara çizgi koyuyorum ki heceler birbirine karışmasın. Heceleri birbirine ayırdım, belli olsun diye. Antalya, Antalya aralarda kısa çizgi var. Kısa çizginin ilk kullanıldığı yer burası. Hecelere ayırırken kullanırım. İkincisi de bunu da geçen hafta anlatmıştım. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Mesela bu turuncu çizgiyi bir satır olarak düşünelim sınıf kurallarına uymak bizim için çok önemlidir yazmış. Sınıf kurallarına uymak bir sığmamış buraya zim buraya sığmamış. O yüzden ne yapmış kısa çizgi çekmiş ve zimi buraya yazmış. Az önce anlattığım hecelerini ayırırken kullandığımız kısa çizgiyle burada kullandığımız kısa çizgi aynı çizgi. Ve ne yapıyorum? Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken de yine hecelerini ayırmaya dikkat ediyorum. Yani buraya biz yazıp buraya im yazamam. Hecelerini ayırmayı anlatmıştım. Aynı doğru şekilde ayıracağım. Kaldırımda sağ tarafta yürümeliyiz. Taraf buraya sığmış. Ta hecesi sığmamış. O yüzden hecelerine doğru şekilde ayırmış. Kısa çizgisini koymuş ve alt satıra geçmiş sığmadığında hani diyorsunuz öğretmenim sığmıyor. Sığmadığında sığyana kadar yazıp sığmayan yerini hecesine doğru bir şekilde ayırıp alta geçiyorsunuz. Şimdi bir etkinliğimiz var. Bunu yapalım. Noktalama işaretleriyle ilgili. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. Yay ayraç dediği şu. Parantezle diyoruz biz buna bu boşluklara uygun noktalama işaretlerini getireceğiz. Tabi normalde bu yay ayraçı kullanmıyorsunuz. Ben belli olsun diye nereye noktalama işareti geleceği belli olsun diye böyle yaptım. En sevdiğin kitap hangisi demiş. Mesela size biri sordu. En sevdiğin kitap hangisi? Siz de bir kitap ismi söyleyip cevapladınız. Ne dedim ben? Sordu dedim. Siz de cevapladınız dedim. Yani cevap vermen gereken bir cümle kurmuş sana. O zaman ne konulacak sonuna? Soru işareti. Dün basketbol oynadık. Bu ne? Burada bir soru soruyor mu? Hayır. Burada bir duygu belirtiyor mu peki? Hayır. Sadece bir cümle kurmuş. Bir yargı belirtiyor. Dün basketbol oynadık. O zaman cümlede bittiğine göre nokta koyuyorum. Okul çantamda kitaplarım, defterlerim, kalem kutum, sözlüklerim var. Bir bakalım. Kitap, defter, kalem kutusu ve sözlük. Bunların hepsinin ortak özelliği ne? Okul eşyası olmaları ve okul çantasında olmaları. O zaman bunların ortak özelliği varsa virgül koyabilir miyim bu aralara? Evet koyabilirim. Ve Sözlüklerim var demiş ve cümleyi bitirmiş. O yüzden buraya da nokta koyacağım. Ahmet'in babası öğretmendir. Ahmet neydi bir özel isimde Özel isime gelen ekler ne, ol, ne oluyordu? Kesme işaretiyle ayrılıyordu. Buraya kesme işareti koydum. Babası öğretmendir demiş. Bir soru sormamış. Sadece yargı noktayı koyuyorum o zaman. Burada da ya gerçekten çok mutlu oldum demiş. Burada da ne yapıyor bir duygu belirtiyor sana? O zaman neydi? Duygu belirtiyorsa ünlem işareti koyuyordum. Evet, burada yine bir satırımız var kırmızı bu sefer. Tanımadığımız kişilerden çikolata şeker gibi ikramlar almamalıyız. Şimdi tanımadığımız kişilerden çikolata şeker gibi demiş. Çikolatada, şekerde ne? Bir tatlı. Bir özel, ortak özellikleri var. O zaman ikisinin arasına virgül koyuyorum. İkramlar demiş. Sığmamış ramları buraya yazmış. O zaman buraya kısa çizgi koyuyorum. Yarın 14.30 otobüsüyle demiş. Saatlerin arasına ne konuluyordu? Nokta konuluyordu. Ankara'ya gideceğiz. Ankara özel isim, şehir ismi. Ek, gelen eki kesme işaretiyle ayıracağım gideceğiz cümleyi bitirmiş ve nokta koyuyorum. Yaşasın demiş. Ne? Mutluluk, sevinç bildiriyor değil mi? O zaman buraya ünlem koyuyorum. Uçurtma kelimesi uçurtma şeklinde hecelenir demiş. Heceleri ayırırken aralara kısa çizgi koyuyordum. Şeklinde hecelenir demiş cümleyi bitirmiş. O zaman nokta koyuyorum. Evet etkinliğimiz de böyleydi. Bununla ilgili ödevler verdim. İlk ödevimiz özel isim olanların yanına yıldız işareti koyuyorsunuz. İkinci ödevimde burada bir metin var. Yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyuyorsunuz. Siz metini yazmak zorunda değilsiniz. Sadece noktalama işaretlerini yukarıdan aşağı doğru sırasıyla yazın yeterli. Ödevlerimiz de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere.